Herkese merhaba. Tele1 ekranlarından habere doğru başlıyor. Saatimiz 16 ve bugün 12 Temmuz Salı. Biliyorsunuz habere doğru'nun programcısı Umut kardeşimiz izinde. Bugün de bana emanet habere doğru. Yarından itibaren Umut Yertutan'ı göreceksiniz ekranlarınızda. Bugün bayram gününün son günü olması nedeniyle iki önemli aydınımızı konuk almak, ağırlamak istedim ve onlarla habere dair, hayata dair, siyasete dair, kültüre dair her şeyi konuşmak istedim. Onların kitaplarından söz etmek istedim ve biraz da bayram tadında bir sohbet etmek istedim. Sizler de umarım memnun olursunuz. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi, daha doğrusu benim programlarımda artık alışkınsınız. YouTube üzerinden ya da Twitter üzerinden bizlere yazabilirsiniz. Zeynel Lüle etiketini kullanarak, adresini kullanarak Twitter'ı kullanın lütfen. Aynı zamanda YouTube üzerinden de mesajlarınızı bekliyorum. Mesajlarınız biliyorsunuz her zaman olduğu gibi YouTube üzerine geldiği andan itibaren ben burada göreceğim. Ve arkadaşlarımızı, benimle programa katılmış olan dostlarımızı anacağım ve onların da mesajlarını aynı zamanda okuyacağım. Çok teşekkürler. Sinem Özkaya şimdiden burada, Şerife İbnen her zamanki gibi burada ve diğer dostları da bekliyoruz sohbetimize. İlk konuğum Ataol Behramoğlu olacak. İkinci konuğum ise saat 17'den itibaren Profesör Doktor Haluk Şahin bizimle birlikte olacak. Ve onlarla az önce söylediğim gibi bayram tadında bir sohbet yapacağım. İki önemli aydınımız, Türkiye'nin İki önemli aydını. Onlarla birlikte hem hayata dair sohbet edeceğiz hem de siyaset, kültür, sanat ve tabii ki romanlarından, kitaplarından söz edeceğiz. İlk konuğum Ataol Behramoğlu şu anda bizimle birlikte. Ataol abi, hoş geldiniz yayınımıza. Selamlar sevgili Zeynel, merhaba. Çok teşekkürler abi. Merhaba. Bütün izleyicilerin bayramını kutlayarak başlayayım ben de tabii. Evet, bugün bayramın son günü ve bayramın son günü olduğu için de sizlerle birazcık hani geriye çekip ağaçlara değil de ormana bakalım ihtiyacı hissettim. O ormanda acaba iki aydınımız neler düşünüyor? Özellikle Ataol Behramoğlu'nun son kitapları da çok ses getirdi sizin de. O kitaplarınızla konuşacağız. Bayram nasıl geçiyor abi? Vallahi benim için tabii yaptığımız iş gereği diyelim, bayram günleriyle tatil günleriyle ya da bayram ve tatil günü olmayan günler arasında bir fark yok. Ben sabahtan kalkıp çalışma masama oturuyorum. Yani sabah gereksinimlerini yerine getirdikten sonra ufak bir spor, bir yürüyüş. Şu anda yazlık bir mekanda olduğum için hani sabah yürüyüşlerini biraz daha uzun tutabiliyorum, yüzüyorum da. Sonra da çalışma masama oturuyorum. Bayram olsa da olmasa da değişmeyen bir ritim bu açıkçası. Evet, günlük alışkanlıklarınızı devam ettiriyorsunuz. Tatil ya da tatil olmayan günlerde bayram. Tabii, hem alışkanlıklar hem zorunluluklar tabii aynı zamanda. Hani büro işçisi ya da bir memur falan olmadığım için yani bazen kendime bir tatil verdiğim olabilir falan ama o da düşünme tatili belki. Evet, şimdi Mayıs ayında düşünme tatili diyorsunuz kendine buna. Şimdi Mayıs ayında Ataol Behramoğlu 60'lı yıllar toplumcu şairler kuşağının manifestosu niteliğindeki şiirlerin büyük ustası olarak adlandırıldınız ve Mayıs ayında ikinci 40 yaşını İki yeni kitabıyla kutladınız yaşınızı. Beşiktaş'ta da çok güzel bir gösteri yapıldı. Çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Çok değerli sanatçılar, çok değerli akademisyenler, gazeteciler katıldı. Ve biz de bunu değerlendirdik zaten yayınlarımızda. Nasıl hissettiniz kendinizi ikinci 40 yıl meselesini konuşurken? Şöyle, bu yaş mevzunu belki biraz konuşmak gerekir burada. Böyle standart genel geçer ölçüler tabii belli ölçüde, belli anlamda herkes için geçerlidir. Ama yine tek tek herkesin kendine göre bir yaş, bir zaman algısı var elbette. Sade algı değil, bir duruş, bir hissetme olayı bu aynı zamanda. Ben yani ikinci 40 yaş gibi algıladım bunu. 1982'de 40 yaşındaydım, evet, cezaevinde. 2022'de ne oluyor? İkinci 40 yaşı tamamlamış oluyoruz. O sözünü ettiğin sevgili Zeynel buluşma
hem ikinci 40 yaşın işte yılında olmamız, hem de 40 yıl önceki Barış Derneği tutukluluğunun yıl dönümünü bir anlamda anmak, hatırlamak günüydü. Dediğim gibi çok değerli sanatçı arkadaşlarım vardılar. Onlar Meltem, sevgili Meltem Cumbul, sevgili Levent Üzümcü sundular ve çok sayıda sevgili arkadaşım, sanatçı dostum katıldılar. Gazeteci arkadaşlarım katıldılar. Bu arada sevgili Canan Kaftancıoğlu da o benim ilk genç kızlığından böyle şiirlerimle tanışmış. O da gerçekten onurlandırdı bizim o buluşmamızı. Çok güzel bir buluşma oldu. Ben orada sonunda yaptığım konuşmayı önemsiyorum hakikaten. Umarım ki o konuşma, tabii orada Tele1'de başta olmak üzere Halk TV, Tele1, başka şeyler de vardı. Beşiktaş Belediyesi'ne de bu arada teşekkürlerimi sunmak isterim. Onların da elbette ekipleri çektiler. O konuşmanın kalması gerekiyor. Kalıcı bir konuşma olmalıdır o. Çünkü suçlusunuz, suçlusunuz, suçlusunuz. Utanın, utanın, utanın diye bitirdim konuşmamı. Yani Türkiye'deki sıkıntıları birbiri ardına sıraladıktan sonra. Ama öyle sanıyorum ki o konuşmanın etkileri her yere tabii ulaştı. Ve sonuçta üniversitede de bir sıkıntı yaşadım. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Evet. Ama bir aydın olarak ben her koşulda, her durumda düşüncelerimi söyleye geldim. Bu 2-40 yılda, bundan sonra da ömrüm oldukça söylemeye devam edeceğim. Devam edeceksiniz. Şimdi iki yeni kitabınız, aslında yeni derken birkaç ay oldu gerçi ama yeni şiirlerinizin de yer aldığı Suçlusunuz var ve de bir de Cezaevi Güncesi. Cezaevi Güncesi'ni ayrı bir bölüm olarak konuşalım istiyorum. Cezaevi Güncesi derken sizin tabii o 1980'li yıllardan itibaren tuttuğunuz notlarla ortaya çıkan bir ve şimdi de bizimle buluşturduğunuz o günceleriniz. Cezaevi Güncesi derken sizin herhalde her gün tuttuğunuz günceler ya da notlar değil, değil mi? Bundan bahsettiğiniz. Evet, her gün tuttuğum günceler ve notlar sevgili Zeynep. Evet, evet. İstersen şimdiden hemen konuşalım lütfen, bu günce konusunda. Evet, evet. Konuşalım, estağfurullah. Günce olgusuyla ben sanıyorum ilk kez Türkiye'de, yani bizim sevgili Nurullah Atacımızla o yolla tanıştım. Nurullah Atacın güncesi, ilk cümleler şu andaki gibi gözlerimin önündedir. Ola ki son çizeklerimdir bunlar diye başlıyordu. Hastanede tutmaya başlamış sanıyorum onu. Tabii sonraki, ya bu söylediğim benim lise yıllarımdır. Sonraki zamanlarda elbette günce olayının dünya ölçüsünde bir yazınsal tür olduğunu öğrenmiş oldum. Pek çok günceler tabii okudum. Şu anda elimin altında ne var? Mesela Baudelaire'in bir güncesi var. Mesela Gramsci'nin bir cezaevi notları, cezaevi güncesi var. Hı hı. O bir bilimsel çalışma diye onu düşünmek lazım. Şimdi ben sevgili Zeynep, kimse bana hani günce tut filan demedi. Ama 1960'lı yıllardan başlayarak, bugüne kadar ben yani günü gününe değil, ille de her gün değil tabii, bazen 3'e 3 gün, 5 gün aralıklarla, belki bazen daha uzun aralıklarla yazdım, günceler tuttum. Bununla sanki ne yapmak istedim? Sanki elimizden kayıp giden yaşamı zapt etmek gibi, tutmak gibi, yaşamı elimde tutmak gibi. Nitekim yıllar sonra bir günceyi okuduğumda, işte diyelim ki bu cezaevi güncesini, 1982'yi sanki yeniden yaşadım. Yeniden yaşadım. Şiir de biraz böyledir. Ya da benim şiir anlayışım da biraz böyledir. Hayatımla ilgilidir yazdığım şeyler. Gerçekten yaşadığım şeylerle ilgilidir. Ve o şiirlerde sanki işte hayatım orada duruyor. Kaybolup gitmedi falan gibi bir duygu içinde olurum. Yayın meselesine gelince, ben bu günceleri yayınlamayı hakikaten düşünmemiştim. Hı hı. Ama değerli yayıncım Elif Akkaya ile söyleşilerimizde, görüşmelerimizde bu güncelerin yayınlanabileceğini düşündük. Elif gerçekten beni yüreklendirdi bu konuda. Ona teşekkür borçluyum gerçekten.
Ve cezaevi güncesiyle işte başlayalım istedim. Hem önemli bir süreç, hem insan yaşamında, benim yaşamımda, hem de ülkemizin yaşamında önemli bir süreç olması bakımından, yani esas olarak o nedenle dedik ki cezaevi güncesiyle başlayalım. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Tabii 1960'lı yıllarda ilk güncem var. Okuduğum zaman böyle şaşıp kalıyorum. Kendini yerden yere vuran genç bir adam. Yaptığı hiçbir işi beğenmeyen, sıkıntılar içinde bocalayıp duran genç bir adam. Kimi ilgilendi tam bilmiyorum tam ama. Tam bir delikanlı aslında. Evet, yani hepimizin delikanlılığı biraz öyle değil mi? Yani evet. Çok sıkıntılar. Bizler orta tabaka insanların çocuklarıyız. Memur çocuklarıyız, işçi çocuklarıyız. Genelde köylü çocuklarıyız. Genelde diye baktığımız zaman. Babam benim yüksek bir bürokrattı ama sonuç olarak örneğin üniversitenin ikinci yılında filan yani üşüdüğümü, yeterince doyamadığımı filan yazıp durmuşum günceme. Başka sıkıntılar da var tabii. En büyük sorunuz oydu aslında, demek ki o dönemlerde. Üşümeniz, doyamamanız daha henüz. Demek ki öyleydi. Evet, yani sıkıntılı bir gençlikti. Bu sıkıntılı gençlik derken istersen böyle bir atlama yapalım hemen. Buyurun. Tekrar döneriz benim kitaplara. Bu KYK meselesi. Ha evet. Değil evet. Mi? KYK gençlerin, meselesi bir kredi ve yurtlar kurumu. Gençlere burs veriyorlar değil mi? KYK budur. KYK evet. Ne zaman? 1961'de kurulmuş olan bir kurum. Gençlere burs veriyorlar. Esasında burs denilen şeyin karşılıksız olması gerekir. Bu çocukların, bu gençlerin üniversite öğrenimlerini tamamlayabilmeleri için onlara burs veriyorlar. Ama sonra bunu enflasyon ve faiz bindiği zaman üzerine bunların, mesela 30 bin lira burs almış bu delikanlı öğrenim süresince, şimdi ondan 130 bin lira falan istiyorlar. Yani bu olacak bir şey değil. Beni işitiyorsunuz değil mi? Tabii dinliyorum ben. Yani bu olacak bir şey değil bu ya. Böyle evet. Bir şey olabilir mi? Yani 30 bin lira ver, sen şimdi 130 bin lira iste bu çocuktan. Daha yeni adım atmış mesleğine. Belki iş bulamadı daha. Çoğu da iş de bulamadı. Olacak iş değil yani. Hemen şunu da söyleyerek istersen bu mevzuyu kapatırız. Kılıçdaroğlu ödemeyin dedi bu çocuklara. Evet. Bu paraları ödemeyin dedi. Ben de destekliyorum bu çağrıyı. Ödemesinler. Ama bu tabii aynı zamanda bir vaattir. Yani bu yönetim gittiğinde bu çocukların bu burslarının üzerine konan enflasyon ve faiz artısı kaldırılacak demektir bir kere en azından. Hı hı. Bu vaattir bu. Yani evet. Bunun da altını çizmemiz lazım. Zaten yani sadece ödemeyin dedikten evet. Sonra zaten sizin dediğiniz gibi bunu tamamen halledeceğiz bu sorunu biz iktidara geldiğimiz diye dedi, de ekledi. Yani dolayısıyla evet. Zaten öyle olması gerek. Hı hı. Kitaplara tekrar dönelim. Evet işte bu günceyi ben önemsiyorum. Hakikaten okuduğum kitaplar daha çok benim. Hani bugün ne yedim ne içtim filandan çok. Hani okuduğum ilk gençlik yıllarında doymadığım mevzu ayrı da. Genelde yani bugünkü işte yemekte şu vardı bilmem şu değil de gördüğüm bir filmde beni ilgilendiren bir yön varsa ya da okuduğum bir kitabın bende bıraktığı izlenimler gibi notlar var daha evet. Çok. O yüzden hani güncede böyle çok dedikodu günlük yaşama ilişkin şeyler bekleyenler düşkünlüklüğüne uğrarlar. Orada benim daha çok işte okuduğum kitaplar falan dediğim gibi o tür notlarım var. Bazen lüzumundan fazla. Evet. Tabii bu arada gençliğinizle o güncelere baktığınızda gençliğinizle bir kez daha buluşmuş ve belki de kendinizi bir kez daha gözden geçirmiş oldunuz ve bizimle çok de tanıştırmış oldunuz aynı zamanda gençliğinizi. Yani ben aslında herkese bunu tavsiye ederim. Yazar olsun olmasın herkes notlar alabilmelidir. Hayatlarıyla ilgili bir yazı alışkanlığı, yaşanılan şeylerin bir kağıda dökülme meselesi. Hı hı. Önemli bir şey bu. Sen dönüp baktığın zaman bazen de şaşırıyorsun. Ya gerçekten ben böyle mi düşünmüşüm diyorsun. Bazen olumlu anlamda şaşırıyorsun. Bazen olumsuz anlamda şaşırıyorsun. İlginç bir şey bu. Yani kendini sürekli olarak tartma. Şimdi benden sonra konuşacağınız arkadaşım benim çok yakın bir biliyorum. Gerçek arkadaşımdır. Biri Haluk Şahin. Evet. Onun bir sözünü şimdi hatırladım ben. Bana demişti ki Bursa'daki gençlik yıllarımızda 1960'larda Ataoğlu demişti. Herkes kendisiyle savaşır, sen gerilla savaşı yapıyorsun kendine demişti. Doğrudur, müthiş bir tespitti bu. Onun yani, da kitaplarında sizin tabii dizelerinizden ne kadar çok etkilendiğini okuyoruz zaten. Dolayısıyla o benim bugün sevgili bir gençlik arkadaşım çok güzel romanlar yazıyor. Hakikaten
bana iltifatlar da ediyor tabii, bu hayata dair yazılarını, evet, topladığı kitabının ön sözünde söz ediyor. Var, evet, evet. Biz birbirimizden etkilendik. Ben de onun için bugün iki önemli aydınımızı konuk etmenin gururunu yaşıyorum dolayısıyla, hem size hem de Haluk hocamızı. Evet, evet, biz etkilendik birbirimizden. Evet. Örneğin o da Halkın Dostları'nı çıkarıyorduk 1970'e doğru filan. Haluk'un orada Yeni Bir Kör diye bir hikayesi yayınlanmıştı. O hikayeden etkilenerek sanıyorum, ya da başka bir yerde de yayınlanmış olabilir, bir şiirimde Mavi Gözlerle Dolu Saçları filan diye bir dize vardır. Evet. O Haluk'un hikayesinden esinlendiğim bir dizedir. Evet. Birbirimizden biz esinlene geldik. Hala da bence öyleyiz yani, tartarız, böyle bakarız birbirimize. Evet. Ne yapmış, ne yaparız filan gibi. Böyle bir güzel dostluk vardır. Ne güzel. Şimdi Cezaevi Güncesi kitabına dönersek Ataol abi, sonuçta bu kitabı bizimle buluşturdunuz kısa bir süre önce. Güncelerin yazıldığı o 12 Eylül dönemi tabii ki. Evet. Hani bir, o kitapta bir yerde diyorsunuz ki halk belki hiçbir zaman bu kadar ağır bir siyasal ve ekonomik baskı altında kalmadı. Tam olarak cümleniz, evet, de buydu. Şimdi tabii, evet, o dönemlerde yaşadıklarınız gerçekten de öldü. Şimdi yaşanan dönemle karşılaştırırsak o dönemi, sizin o kitaplarınızda, o güncelerinizde yer alan o cümleleri, evet, nasıl bir cümle haline getirirsiniz? Bugünkü cümleniz nasıl olur? Şöyle derim sevgili Zeynel, şöyle derim. O dönemde dahil olmak üzere haksızlıklara karşı, ekonomik sıkıntılara karşı, halkımızın yaşadığı sıkıntılara karşı hep mücadele ettik. Ama ben bu dönemde olduğu kadar, nasıl anlatayım, kelime bulmakta bile insan zorlanıyor. Şöyle söyleyeyim, ben kendimi hiçbir zaman bir sömürge ülke aydını gibi hissetmedim. Hiçbir zaman. Çünkü Türkiye büyük ve onurlu bir ülkedir. Geçmişiyle ve yaşadığımız bütün o süreçlerde. Ama şu son yıllarda Türkiye'nin düştüğü durumu, paramızın yerlerde sürünmesi, ülkenin bütün yaşamını, atmosferini kaplayan yalan, ikiyüzlülük, yani kelimelerle ifade edilmesi çok güç bir durum, bir ortam yaratmıştır. Paramızın yerlerde sürünmesi özellikle, hiçbir zaman böyle bir şey olmadı sevgili Zeynel. Ben, evet, bir doların, bir Türk lirasının bir dolar olduğu zamanları biliyorum. 1970 başlarında yurt dışını dolaşmaya çıktım ben cebimde 3 kuruşla. Çeşitli işlere girip çıkarak filan, İngiltere'de, Rusya'da, Fransa'da, pek çok ülkede böyle. Yani ne vize mevzu vardı, Türk pasaportu onurlu, şerefli bir pasaporttu. Türk parası adam gibi bir paraydı esasında. Yani Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak onurlu bir şeydi. Bugün maalesef öyle değil. Kimse kusura bakmasın. Yani böyle bir şey olmaz. Ya eğer sizin paranız yanı başınızdaki komşunun parasından 20 kat, kullandığı paradan 20 kat daha aşağıdaysa, artık bu bir yüz karasıdır esasında. Yani Gürcistan'ın parası bizim paramızın üstünde. Yunanistan'ın kullandığı euro zaten öyle. Bulgaristan olayı zaten öyle. Türkiye insanının artık yurt dışına çıkacak bir imkanı kalmadı. Ortalama yurttaştan bahsediyorum. Yoksul yurttaşı zaten aklının ucundan da zaten geçemez bu koşullarda. Ama dışarıdaki adam, dışarıdaki insan, yani herhangi bir ortalama Avrupa ülkesi yurttaşı, ortalama bir, yani dar gelirli hatta bir insan, cebine 1000 euro, 2000 euroyu biriktirip koyup geldiği zaman burada tatil yapar ya, 40 milyonla bir falan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Allah aşkına yani. Sorunun cevabı budur yani. Tekrar ediyorum. Evet. Ben kendimi hiçbir zaman bir sömürge ülke yurttaşı gibi hissetmemiştim ama bugün bu yönetim sürecinde maalesef öyle hissediyorum. Maalesef. Evet. Tabii ekonomik özgürlük, ki sizin altını defalarca vurguladığınız sorunu, büyük bir ölçüde şu anda Türkiye kesinlikle yaşıyor. Tabii. Hani o tabii ki ekonomik özgürlüğü olmayan insanların seyahat özgürlüğü de olmuyor. Çocuklarına sağlayabileceği özgürlükler olmuyor. Çocuklarına umut veremiyor. Gençler, az önce kesinlikle siz de söylediğiniz, çok o özgürlüklerin dışında kalan bir durum. Bir de tabii düşünsel özgürlükler var. Düşünce özgürlüğü en başta. Siz diyorsunuz ki tam olarak 1985-82 tarihinde güncenizde yazdığınız bir cümle var. İnsana yaraşan özgürlüktür. Zindanda Bir Pazar adlı şiirlerimdeki bu dizeyi çok seviyorum. Kafalardaki zincirleri de atarak özgür olabilmek gerek. Özellikle biz tabii aydınlar ki, için diye de eklemişsiniz ve Türkiye'nin her anlamda özgür insanların ülkesi olabilmesi için
Bakalım nerelerden geçilecek diye de not yazmışsınız. Dolayısıyla bunu yazdığınız tarih 1982. Bugün evet. 2022. 40 yıl önce yazılan bu cümleye dönecek olursak. Bakalım nerelerden geçilecek dediğiniz şey. Şimdi sevgili Zeynep, buyurun abi. Yani evet, nerelerden beraber geçtik. Yani seninle Paris'te de günlerimiz oldu. Evet. Şimdi sevgili Zeynep, o 1980'li yıllarda bile, 82'de bile karşımızda bazen hukukçuları görürdük. Yani yargıç kürsüsünde oturan, mahkeme kürsüsünde oturan insanlarla en azından bir hukuk bağlamında bir diyalog kurulabilirdi, kurabiliyordu avukatlarımızla bizler de, her şeye rağmen. Bir dikta dönemiydi o. Bugün yani bugünkü yargıya bakınız. Şimdi dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını biliyorsunuz. Yani diyor ki, yani Osman Kavala 18 Ekim 2017'den beri iç hapiste. Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Beraat ediliyor. Hemen aynı anda bir başka uydurmasyon şeyle, yargı olayıyla tekrar içeride kalıyor bu insan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını reddetmek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne, ki 1950'de Türkiye'nin imzaladığı, 1950'dir eğer yanılmıyorsam, değil mi, Avrupa İnsan Hakları 1949, Sözleşmesi? 49, evet, 49. Evet, yani senin taraf olduğun müsün? Sen bunu da reddediyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Ve Avrupa'ya karşı da, Avrupa'da tabii iki yüzlü işin öte yanından, şeyleri, mültecileri bir şey gibi kullanıyorsun. Yani bir koz gibi, bir tehdit unsuru gibi kullanıyorsun. Diyorsun ki bak açarım, dedin zaten, açarım sınırları, görürsün o zaman gününü diyorsun. Yani böyle bir ikili, bir iki yüzlü bir oyun oynanmakta bu ülkede. Artı bir de şu var, yine konular tabii birbirine bağlı. Hem bu mültecileri bu şekilde kullanıyorsun bir koz olarak Avrupa'ya, hem de diyorsun ki, bir şey diyorsun mesela, Mekke'den işte Medine'ye göç eden Müslümanları falan örnek göstererek, bizim tarihimizde, İslam tarihinde böyle bir şey var falan gibi. Üstelik de yani İslam tarihini de olumsuz bir biçimde kullanıyorsun. Hı hı. Yani evet. Böyle bir dönem yaşanmadı açıkçası yani. Evet. Hiçbir şekilde böyle ikiyüzlü, böyle yalancı bir dönem yaşanmadı açıkçası. Yani evet, yalanın egemen olduğu diyeyim. Böyle bir dönem yaşanmadı. Evet. Maalesef yani. Ya maalesef. 90'lar sonrası da tabii farklı bir dönem oldu. Ve en sonunda 2000'lere gelindiğinde sizin şu anda özetlediğiniz bir ikiyüzlü ya da böyle bir dönem yaşanmadı diyebileceğimiz seviyedeki bir döneme geldik maalesef, dediğiniz gibi. Şimdi az önce Kavala davasından bahsettiniz. İsterseniz oradan bir iki değerlendirmenizi isteyeceğim. Ekim 2012'den beri 20 Ekim'in yani 1700 yıl günü aşkın bir tarih bu. Çok ciddi bir şey ve neden yattığı hala belli olmayan, en sonunda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesin bir dille hiçbir şekilde bu kişinin bir gün dahi içeride tutulamayacağı, derhal serbest bırakılsın. O derhal kelimesini özellikle kullanıyorum çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ben alışkın olmadığımız bir emsal bu derhal kelimesini kullanması. Evet. Ona rağmen de evet, içeride tutsak olarak tutuluyor bu kişi. Ve onun gibi artık Gezi davasından davasından tutuklu olan kişiler de var. Aynı zamanda 18 yıl hapisle cezalandırılmış durumdalar. Evet. Şimdi bu insanlara bir, bu ülkenin şairi, bu ülkenin aydını olarak sizin bir seslenmenizi istiyorum Atal abi. Yani şunu söylemek isterim. Tabii hani ateş düştüğü yeri yakar. Bu gerçektir. Sonuç olarak cezaevindeki insan cezaevindeki insandır. Dışarıda biz ne kadar hani üzüntümüzü dile getirsek, onların kurtuluşu için, özgürlüklerine kavuşması için ne kadar çaba gösterirsek gösterelim, içerideki insan içerideki insandır. O acıyı orada yaşamakta. Ben ne söyleyebilirim? Ben şunları söylerim. İnsanlık tarihi boyunca bizim ülkemizde, içinde tabii olmak üzere hem de fazlasıyla aydınlığı savunan insanlar, ileriyi savunan, güzelliği savunan, adaleti savunan insanlar bu acıları çeke geldiler. Biz de payımıza düşeni yaşadık, yaşamaktayız, yaşayacağız. Benim yani hasbelkader diyelim bir yılı bile bulmamış cezaevi deneyimlerimde yaşamaya çalıştığım o zamanı teslim etmemekti bu insanlara.
her dakikamı değerlendirmeye gayret etmekte, her anlamda, ahlaki olarak, moral olarak, okuyarak, düşünerek bunu yapmaya çalıştım. Onu tavsiye ederim tabii ben bu arkadaşlarıma ve diliyorum, umuyorum ve biliyorum ki yakın zamanda bu hukuk, hak tanımaz bir şeyden, baskı ortamından kurtulacağız ve o zaman tabii ki bütün bu davalar yeniden görülecektir ve herkes, haksız olarak içeride olan herkes, ki büyük çoğunlukta öyledir, senin de az önce söylediğin gibi, özgürlüklerine tabii ki kavuşacaklar. Ve Türkiye'de elbette insanlığın ulaştığı düzeyin gerektirdiği bir noktaya tekrar gelecektir, gelmek zorundadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 17 yargıçtan 16 tanesinin verdiği işte bu kararı bir tane Türk yargıç hanımefendi ret veriyor. Olumsuz. Yani bu çok yakışıksız bir şey ayrıca, yani onu da söyleyeyim. Evet. Bütün yani bunlar Avrupa... elbette zaman içinde... Efendim? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki o yargıç aynı zamanda AKP'nin eski bir milletvekilinin kardeşi Saadet Yüksel. İşte yani neyse, yani, yani bunu söylemek gerekli mi bilmiyorum ama sonuçta... Yani 16 kişi yanlış düşünüyor, sen doğru düşünüyorsun, öyle mi? Ayıp değil mi, günah değil mi, yazık değil mi ya? Ya böyle bir... Bu olmuyor, olmaz mı? Bu böyle olmaz. Şimdi böyle olmaz. Buyurun. Estağfurullah, estağfurullah. Yani herkes... elini hakikaten vicdanına koymalıdır ve ödenecek bir şey varsa bir şey ödemelidir. Yani bundan da çekinmeyecekler, çekinmesinler, çünkü hayat devam ediyor. Gelecek kuşaklar çok ağır biçimde yargılayacaklardır. Bugünün açıkçası benim suçlusunuz diye suçladığım insanları, nasıl ki 12 Eylül rejimi yargılandıysa ve 12 Eylül'ün sorumluları nasıl ki, yani utanç verici, üzücü bir durumda bu yaşamdan ayrılıp gittilerse, en baştaki, başta olmak üzere hepsi için, bu bence fazlasıyla böyle olacaktır. Bunu bilsinler yani. Hayat yerinde durmuyor çünkü. Bunu bilsinler. Evet. Bunu bilsinler aziz dostum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından sonra tabii bir takım açıklamalar oldu. Dışişleri Bakanlığı kararı tarafgir buldu. Bir sözcü tarafından yapılan açıklamada. Evet, insanlık ve hukuktan yana bir taraf. İnsanlık tarafındadır doğru karar. Hakikatten yana, hukuktan yana taraflıdır yani. Hepimiz öyle olmak zorundayız yani. Evet, Dışişleri Bakanlığı'nın yani sözcüsünün... Olmak var, bir de olmamak var. Hukukun karşısında olmak var. O da tabii bir taraftır. O da bir taraf. Doğru. Şimdi bu arada Osman Kavala bu karar sonrası ilk kez bir açıklama yaptı. Arkadaşlarımın hazırladığı haberi isterseniz bir kulak verelim. Bir dinleyelim Osman Elbette. Kavala bu karar sonrası neler düşündü, neler açıkladı. Çünkü uzmanlar açıklıyor, hukukçular yorumluyorlar. Acaba... uzun zamandan beri içeride tutuklu olan o kişi bu karar sonrası ne düşünüyor, haberimizde. Şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Bu kararın tüm baskılara rağmen temel hukuk ilkelerine göre davranmakta ısrar eden yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'nin Osman Kavala davasında hak ihlali yaptığına karar vermesi üzerine iş insanından ilk açıklama geldi. Kavala bu kararın yargı mensuplarına güç vereceğine inanıyorum dedi. Davanın siyasi olduğuna dikkat çekti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2019'da aldığı kararda tutuklanmanın somut delillere dayanmadığını ve siyasi amaçlarla tutuklandığımı hükme bağlamıştı. Dün açıklanan karar mevcut yasaların siyasi sayıklarla keyfi bir biçimde kullanıldığını açıkça ortaya koymuştur. Peki kimdi bu adam? Bu adam Türkiye'nin Soros'uydu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 10 Aralık 2019'da Kasım 2017'den beri cezaevinde olan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti. Ancak Kavala hakkında Gezi davasından müebbet hapis cezası çıktı. Bunun üzerine Avrupa Bakanlar Komitesi Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlattı ve geçtiğimiz gün yapılan toplantıdan Kavala davasında insan hakları sözleşmesinin ihlal edildiği kararı çıktı. Dışişleri Bakanlığı kararı tepki verdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açıkladığı kararla beklentilerimizi boşa çıkarmış ve Avrupa İnsan Hakları sisteminin itibarının bir kez daha sorgulanmasına sebep olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararıyla birlikte Türkiye'ye karşı Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması gibi yaptırımların önü açılmış oldu. Duydunuz Atal abi, sonuçta Osman Kavala'nın duyguları, düşünceleri bu yönde. Umarım yargıçlar bu kararı dikkate alırlar diye de özetlemek belki mümkün onun açıklamasını. Sonuçta kendisiyle ilgili alınan bir karar zaten alınmıştı. Bunun teyidi bir kez daha yapıldı ve şimdi burada artık yaptırım sürecinin başlanması söz konusu. Bu ne demektir? Uzun yıllar Türkiye'nin 1949'da kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden ihracına kadar gidecek olan bir yargı, bir yaptırım süreci başlayacak. Şimdi o tabii nasıl yürüyecek o süreç? Tabii biraz da siyasi bir süreç olabileceğini düşünmek mümkün. Ama hukuki kararında göz ardı edilemeyeceği kesin. Hele Avrupa Konseyi gibi bir kurum kendi prensiplerini, prestijini herhalde ayaklar altına alacak bir uygulama yapmaz. Eninde sonunda bu yaptırımları başlatır diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Evet sevgili Zeynel, şimdi tabii bütün bunlar şu son 20 yılda, onun da öncesindeki bir süreçte yapılan bir takım çalışmaların sonucu. Ordu üzerinde ve hukuk sistemi üzerinde ince ince çalışılmış. Bu belli bir şey. Yani bunu bugünkü yönetimle işte güya karşı oldukları Gülen hadisesi birlikte yaptılar. Sonra kendi aralarında kapıştılar filan ama sonuçta sonuçlardır karşımıza çıkan. Yani Balyoz olayında bunu yaşadık. Evet. Bugün de yani karşımıza hukukçu olarak çıkan kişinin hukukla filan bir alakası yok. Yetiştirilmiş insanlar genellikle. Maalesef yani dolayısıyla Türkiye'nin yeniden bir yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine bağlı ve Avrupa insan haklarına bağlı, uygarlığa bağlı, o temelde yeniden yapılanması için çok ciddi bir çaba gerekiyor. Maalesef yani bu o kadar kolay değil. O kadar kolay olmayacak. O yüzden yani bakalım ne olacak önümüzdeki süreçlerde. Çok zorluklarla karşı karşıyayız açıkçası. Yani bu hani temennilerle olmuyor. İşte hukuka, yani hukuka niye uysun adam? Çünkü zaten hukukçu falan değil ki yani. Belli bir şeyle gelmiş, misyonu var. Gördük yani bunu ve görmeye devam edeceğiz daha bir zaman diye düşünüyorum. İster istemez. Evet, siz tabii hiç değilse bir şair olarak, bir düşünen olarak, bir düşünür olarak suçlusunuz diye bir şiirinizle içinizdeki o isyanı bir şekilde dile getirdiniz. Bizler tabii biraz daha farklı ortamlarda o isyanı yapabiliyoruz. Herkesin bu isyanı dile getirme şekli farklı. Ama siz tabii o suçlusunuz derken sadece bu hukuki düzene ya da düzensizliğe değil, aynı zamanda doğa talanına, kültürel yozlaşmaya karşı da suçlusunuz dediniz. Sonuçta o suçlu olan insanlar aynı zamanda belki o sağlık çalışanlarına hedef gösteren insanlar da sizin hedefinizde, sizin isyan ettiğiniz suçlu kişiler değil mi? Tabii insanımız ne yazık ki yani genel olarak tabii söylüyorum farkında değil birçok şeyin. Tabii sıkıntıları yaşıyor, ekonomik sıkıntıları özellikle yaşıyor. Onun ötesindeki şeyler, insan hakları falan gibi mevzuların maalesef oldukça dışında. Türkiye insanı genelinde, yani yeri gelmişken söylemek isterim ben, Mustafa Kemal Atatürk'ün hakikaten Türk milleti zekidir ve çalışkandır saptamalarına hakikaten katılırım ben. Çünkü ben de kendimce insanlarımızı az çok tanıdım, çeşitli yörelerin insanını. Ama cahil ve örgütsüz yani bizim insanımız. Bilgisiz ve örgütsüz, öyle söyleyeyim. Zeki ama bilgisiz. En asgari şeyden yoksun. Yani bilgilerden yoksun. Dolayısıyla ve örgütsüz tabii. O yüzden tam farkında değil hala nerede olduğunun Türkiye'nin. Ama ekonomik sıkıntıları tabii yaşadığı için bir de kanaatkârdır bizim insanımız. Hakikaten sabırlı ve kanaatkâr bir yanıyla da. Tahammül etmeye çalışıyor. Tahammül etmediği zaman da
işte başı belalara giriyor. Örgütsüz olduğu için de savunusuz kalıyor bir taraftan filan. Yani böyle bir kısır döngü içinde yaşayıp gidiyoruz. Tabii biz şair olarak dediğim gibi dilimiz döndüğünce istersen biraz şiire dönelim mi? Bir iki şiir okuyalım mı? Tabii tabii, onu son bölüme bırakayım istiyorum da sizin bir de gençlere yönelik az önce dile getirdiğiniz o büyük sorunu dile getirdiniz. Gerçekten de gençler bu ülkeden giderek uzaklaşan, hem zihinsel uzaklaşan hem de aynı zamanda göç etmeyi kafasına koyup da fiziksel olarak da uzaklaşmak isteyen konumdalar. Maalesef bu tabii bizi son derece üzen bir şey. Ama çocuk meselesi, yani siz şiirlerinizde de çok fazla o konuya yer veriyorsunuz. Çocuğa layık olmak. Diye bir çocuğa layık olmak, evet. Bir çocuğa layık olmak diye şiirleriniz var. Sonuçta şiiri hani büyümeyen bir çocuk için de aynı zamanda bunu dile getiriyorsunuz değil mi? Aynı zamanda bir çocuğa değil ama işte saflığı bir anlamda bir mürekkebe hayat verdiğini düşünürsek de bu güzel seçkiyi bence sevgili küçüklerimizle paylaşmak belki istedim. O nedenle bu şiirinizi de hatırlatmak istedim size. Çünkü şiirler aynı zamanda sizin sadece yetişkinlere değil, gençlere ve çocuklara da şiiriniz çok fazla. Evet. Çocuklarla ilgili herhangi bir düşüncenizi de bize dile getirirse, mesela bir dörtlük var gözümün önünde, onun notunu almıştım. Bir çocuğa layık olmak kitabı adını veren o şiir. Çoğumuz yetişkin yanlışlarızdır aslında. Katı, güvensiz, kibirli. Çocuklar evet. Yaşar yanı başımızda, geleceğin gözü pek öncüleri diye de devam ediyorsunuz burada. Bu şiirlerinizle ilgili çocuklara verdiğiniz önemle ilgili onların hani geleceğe yönelik hayatlarıyla ilgili görüşleriniz nedir? Şimdi sevgili Zeynep, zaten esasında her şey birbiriyle alakalı. Yani bütün konular birbiriyle alakalı. Bugün gazetelere ben göz gezdirirken gazetelerimizden birinde de şunu gördüm. Çocuk suçlu, yani tırnak içinde söyleyelim, sayısında büyük bir artış var. Evet. Dolayısıyla yani çocuklarımız, büyüklerimizle çocuklarımızla esasında aynı sıkıntıların içinde. Yoksul bir ailenin, bir babanın, bir annenin çocuğuna yani özen göstermesi imkanı zaten yok ki. Dolayısıyla bir istatistik görmüştüm yine geçenlerde. Bedensel olarak da çocuklarımızın giderek kansızlaştığı, giderek küçüldüğü cüsselerinin ne dair bir istatistik gördüm. Bunlar tabii çok önemli şeyler. Yani. Tabii şair elinden geldiğince tabii bunları da dile getiriyor. Metaforlar şeklinde, imajlar şeklinde falan. Bir çocuğa layık olmak tabii o demek. Ama işte istersen şöyle bir şey, bir anekdotla sürdüreyim sözlerimi. Buyurun. TED Koleji'nde şiirlerimizi okuyarak işte Haluk Çetin'le beraber şiir müzik dinletilerimizi yapıyorduk evvel falan. Bu koronadan önce açıkçası. İlk dinletide çocuklara dedim ki, ben böyle söyleşi de yaparım izleyicilerle, çocuk ya da yetişkin. Çocuklar dedim, büyükleriniz size layık mı dedim. Öyle bir hayır sesi yükseldi ki şeyden, salondan. Ön sırada oturan öğretmenler böyle geriye sıçradılar, yani iğne batırılmış gibi filan. Böyle bir mevzu var yani, çocuklarımıza layık olmak. Hani çocuğa diyoruz ki sen işte ülkene layık ol, annene babana layık ol. Ama biz çocuklarımıza layık mıyız? Bu çok önemli bir konu. Evet, çocuklar ona hayır diyor tabii. Şey. Yani, çocuklar hayır diyor, bu sizin çocuklarınız layık mısınız? Ama layık mıyız çocuklarımıza diye de büyüklerimize soru sorduğumuz zaman onların vereceği cevabı da merak ediyorum. Evet, çocuklarımız, evet o da, onlara da sormak gerekir. En azından onlar kendilerine bu soruyu hakikaten sormalılar. Yetişkinler kendilerine hakikaten biz çocuklarımıza layık mıyız sorusunu sormalılardır. Yani bir ülkenin geleceği demek çocuklar, konuyu madem ki buradan açtın. Sabırlı olmamız lazım, dikkatli olmamız lazım ama daha önemlisi çocuklarımız bugün ülkede, bu ülkede ne kadar doğru besleniyorlar, ne kadar yeterince besleniyorlar, ne kadar doğru eğitim alıyorlar. Bunlar yani... Şimdi şeye gelelim istersen, biraz da bu konuyla konuşalım istiyorum Zeynep. Cesur olmak da lazım. Yani evet. Din meselesi, ya şimdi şunu düşünüyorum, büyük bir ikiyüzlülük yaşanıyor. Şöyle, bilimin
yarattığı her şeyi kullanıyoruz. Artık bütün hayatımız bilim tarafından yönlendiriliyor. Her şeyimiz. Şu anda senden konuşuyoruz. İzleyiciler bizi izliyorlar. Ya şu gözlük, kolumuzdaki saat, şu cep telefonu, şu bilgisayar, şu havadan geçen uçak. Röntgen diyoruz mesela. Röntgenimi çektirdim. Röntgen ben yani bilenler tabii vardır. Ben yeni değil ama bir öğrendiğimde şaşırdım. Şöyle soyadı röntgen olan bir bilim adamı ve bu X ışınlarıyla çalışırken parmaklarını kaybetmiş bir insandan bahsediyor. Almanya'nın yanılmıyorsam eğer, yanlış anımsamıyorsam kuzey ülkelerinden birinin de olabilir. Röntgen, yani röntgen sözü o bilim adamının soyadı. Birader yani sen röntgenimi çektiriyorsun, ondan sonra doktoru öldürüyorsun, bilmem ne yaptırıyorsun filan. Bilime saygın yok, inancın yok. Metafiziğe saplanıp kalmışsın. İnançlar özel şeylerdir. Kimse kimsenin varoluşla ilgili hislerine karışamaz. Ama bilgi bazında yaşanır. Çünkü bilgi bazında yaşamazsak zaten yaşayamayız. Her şeyimiz bilimin yarattığı şeylerle alakalı. Şimdi sen bütün bunları kullan, sonra büyük bir ikiyüzlülükle böyle ahkam kes. Yani insan işte falan filan şuradan geldi buradan. İnsanın nereden gelip nereye gittiği aslında belli yani. Bilim bunları saptamış. Onun dışındaki şeyler ancak kişisel inanç konusu olabilir. O da bambaşka bir mevzudur yani. İstediğin şeye inanırsın birader. Yani kimse bana bir şey demez. Ama eğitimin bilimsel olgular temelinde olması gerek. Başka türlü bir ülke gelişemez. Başka türlü bir ülke gelişemez. Yani böyle bir şey olmaz. Yani sen matbaayı keşfedildiğinden 1400'de bu 1700-300 sene sonra yazıya izin verirsen 300 yıl geriden takip ediyorsun demektir sen uygarlığı. Böyle bir şey olmaz. Evet. Bunu da yani söylemek istedim. Hani çocuklarımızı bilimsel temellerde, bilimsel doğrularla eğitmemiz lazım. Kafalarına takkeleri koyarak, ellerin şalvarları giydirerek, ilahiler okutarak falan çocuk yetiştirilmez. Çok büyük kötülük yapılmakta çocuklarımıza şu süreçlerde. Çok, çok büyük kötülükler. Çünkü çocuklukta zihinlere, ruha, beyne işlenen şeyler hep kalır. Maalesef yani böyle bir gerçek de var. Evet ve kalıcı dediğiniz gibi yani o çocuk yaşlarda yaşanan o travmalar hiçbir zaman geçmiyor. Ve o travmaların etkilerini uzun yıllar yaşıyorlar yani, insanlar. İnsan istediğine tabii inanır yani elbette bu ayrı konu. Anneler, babalar çocuklarına da elbette düşüncelerini, duygularını söylerler ama devletlerin yapması gereken ve uygar ülkelerde yapılan zaten eğitimin tamamen ve kesinlikle bilimsel doğrular evet. temelinde yapılmasıdır. Yapılması gereklidir. Evet. Çocuklar için yapmamız gereken en temel şey bence budur. Evet. Sinem Özkaya, Şerife Eyüpner, Hakan Yeşil, Gülşah Dinç, Oğuz Ünver, Sinem Özkaya az önce okudum. Halil Aksu bizimle birlikte ve sizlere hep selamlar söylüyorlar Atal abi ve hepsinin de bayramlarını kutluyoruz tabii. Onlar da sizin bayramınızı kutluyorlar. Teşekkür tabii ki bir şiir beklentimiz var hepimizin sizden. Tabii. Bayram konusunda da yine bir iki şey yine söylemek isterim. Buyurun. Özellikle Kurban Bayramı. Şimdi kurban kavramı İslam'a yani İslam'la ortaya çıkmış değil. Kurban kavramı kalü beladan beri var. Yani en eski destanları okuduğumuz zaman bunu görüyoruz. Yani boğalar kurban ediliyor, işte çeşitli insan kurban edile gelmiş. Yani binlerce yıldır filan. Dolayısıyla İslam'da da bu yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de yani Kur'an'da kurbanla ilgili maddeler nelerdir, ayetler nelerdir bunları incelemiş değilim. Ama şöyle bir kabataslak bakışımda çok kesin böyle şeyler olmadığına dair bir izlenim edindim. Ben birkaç defa okumuştum ama özellikle bu bağlamda bir inceleme yapmadım. Ama yani kesme zorunlu mudur diye düşünüyorum ben kendi kendime. Yani bizim için bayram olan o canlılar için, kesilen canlılar için acaba nedir yani? Onu düşünmek lazım ve ben şunu öğrendiğim zaman çok üzülmüştüm. Kesilmeye giden koyunun adrenalin denilen salgıyı salgıladığı, yani ölüme gittiğini biliyor, yani götürüldüğünü biliyor, sürüklendiğini biliyor. Buna ne kadar hakkımız var acaba? Bunu tartışmak gerekir. Yani korkmamak lazım, bunları tartışmalıyız. Yani yine insanlar dini inançlarını, vecibeleri
yerine bir şekilde getirsinler. Ama bunu başka canlılara bu şekilde kıyarak yapmak ille de kaçınılmaz bir şey midir Allah aşkına? Yani bunu din alimlerinin, din insanlarının tartışma konusu yapmalarını ben bekliyorum açıkçası. Evet, bir iki ilahiyatçı bu konuda açıklama yaptı. Bizim güvendiğimiz ve kendilerinin düşüncelerine önem verdiğimiz kişiler, İhsan Ali Açık öyle, Cemil Kılıç öyle, onlar da sizin söylediklerinize benzer şeyler söylediler. Emre Kongar hocamız size selam söylüyor, büyük şair, yazar. Atol Behramoğlu ve Haluk Şahin bugün Habere Doğru programında diye benim konuğum olduğunu belirtmiş. Çok teşekkürler Emre Kongar hocamızın da bayramını kutluyoruz. Sizden bir şiir beklentimiz var. Programımızın sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. İzleyicilerimiz de ben de. Bir vesileyle bu sabah ben arada bir Fazıl Üstü Dağlarca'yı hatırlarım. Çok sevgili bir abim ve dostumdu, arkadaşımdı yani. Abimdi, büyük abimdi tabii. Onun bir şiirini okuyacağım. Çünkü bu şiir Cumhuriyet Gazetesi'nde çok yıllar önce birinci sayfadan yayınlanan şiirlerdendir. Hı hı. Onu okuduktan sonra kitabımda birinci sayfada yayınlanan şiirlerden birini okuyarak programı belki kapatabiliriz. 5 dakika sürer. O kadar vaktimiz var mı? Evet, 5 dakikamız var zaten. Tam da 5 dakika. Tamam. Buyurun. Şöyle diyor sevgili Dağlarca, onu analım. Dışarıdan Gazel. Siz Ali Bey, Veli Beyefendi, busunuz. Gelecekten önünde suçlusunuz. Yöneteceksiniz de ulaşacak ha çağdaş uygarlığa ulusumuz. Ön karanlık, art karanlık, sağ karanlık, sol karanlık, kara toprak içine mi gömülüyoruz? Bir ülke yarısı çırılçıplak, yarısının yediği ekmek tuz. Uyur itleri, inekleri, ayıları, bütün aydınları uykusuz. Ne olmuşuz, ne yapmışlar bize, nasıl bağlanmış elimiz kolumuz? Böyle giderse diline hep Mustafa Kemal'le bile yokuz. De yüreğin nice yanarsa yansın, efendilerin yüreği buz. Demiş sevgili Fazıl Üstü Dağlarca. Evet. Ben de bu suçlusunuz da, meğer bu şiirde de suçlusunuz belki de beni uzaktan uzağa etkilemiş Dağlarca'nın o şiiri. Vallahi biraz sert bir şiir. Ne dersin, okuyayım mı seni? Okuyun abi. 3 dakikamız var. Ona göre biraz okumanızı isterim doğrusu. Yani bunu isteyen üstüne alınsın. İlle de şu ya da bu kişiler demiyoruz. Evet, ya da kişi demiyor. İsteyen alınsın. Her dönemde kötülüklere karşı okunabilecek bir şiir. Yine senin de demin başta söylediğin gibi yönetimler gelir geçer, şiirler kalır. Nasıl Fikret, Namık Kemal, Nazım Hikmet kaldıysa, Dağlarca kaldıysa, kesinlikle biz de hakka kadar bazı şiirlerimizde kalacağız demektir. Yönetimler gelir geçer. Kesinlikle. Suçlusunuz. Suçlusunuz. Umudun cellatları. Katilleri, iyiliğin, merhametin. Ellerinizde çocuk kanı. Ruhunuzda küf, nefret, irin. Suçlusunuz savaş dostu, silah sevici. Tedirgin olan yaşamak sözcüğünden. Acımasızsınız ölüm gibi, karanlıksınız en karanlık geceden. İblissiniz şeytan, Azrail, Deccal, ocak söndüren, kan emici, günahkar, gaddar, fıtratınızda düşmanlık, kin, mayanızda lanet var. Cehennem daha korunaklıdır saraylarınızın heyulasından. Din tüccarları, anahtarını zindanlarının cennetin anahtarı diye pazarlayan. Orta çağda da vardı. Suçlusunuz. Ölüm kapıyı çaldığında mirasınız çürümüşlük olacak. Dünyayı kefen gibi örten bir gökyüzü, bereketini yitirmiş bir toprak. Sonra hiç yokmuş gibi unutulup sileneceksiniz dünyanın belleğinden. Bir korku ve ibret öyküsü kalacak gelecek kuşaklara sizden. Kusura bakmasın kimse. Oldukça sert bir şiir biliyorum. Bir bayram günü belki daha yumuşak da. Atol Behramoğlu'nun bu şiiri hepimizin duygularına hitap eden bir şiir. Çok teşekkürler Atol abi. Bizi ben de sana çok teşekkür evinize konuk ettiğiniz için. Bütün sevgiyle kucaklıyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Çok çok eksik olmayın. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler abi, sağ olun. Sağ olun Hacı dostum. Değerli izleyiciler, Haluk Şahin'le birlikte olacağız biraz sonra. Profesör Doktor Haluk Şahin yine hayata dair, yine bayram tadında bir sohbet olacak. Biraz geriye doğru bakıp
ağaçlara değil de ormanlara bakmayı yeğliyoruz. Bu bayramın son günü birazdan.